TeknoSeri hoş geldiniz. Bugün konumuz işin birazcık mutfağını ilgilendiren bir konu. Evet. Murat, e, izleyiciler de hani işin mutfağında olmasalar da son günlerde takip ettikleri yayınlardan Doğru. yükselen e, imdat çığlıklarını duymuşlardır. Evet, şimdi olayın iki boyutu var Divert abi. Birisi senin izlediğin bir kanalın işte e, çektiği zorluklar olabilir. Ama bir de herkes e, bu devirde kendi içeriğini üretmeye başladı. Evet. Bu YouTube'dan biz örneklerimizi vereceğiz ama YouTube diye düşünmesinler. Bu söyleyeceğimiz kopya hakları ile ilgili, e, telif hakları ile ilgili her şey aslına bakarsan Twitch için de geçerli, her şey için geçerli. Evet. Burada... Şimdi <laughs> sorun ne istersen söyleyelim. YouTube'a evet. bir video yüklüyorsun. 3-4 gün sonra bakıyorsun <laughs> video kalkmış. Olabilir. Videonun sesi kesilmiş. Doğru. Ya da işte bir sana bir mesaj gelmiş. Bazı ülkelerde gösterimi kesilmiş. O da doğru. Ya da ekantun kapatılmış. Kapatılmış. Ee, bu olaylar ayuka Ay çıktı. Doğru. Artık neredeyse hani bir şey yapamaz hale geldik evet. bütün dünyada. Tabii, tabii, Sırf de Türkiye değil. değil, bütün dünyada. Biz bu konu üzerinde çok kafa yorduk, çok araştırdık. Sen özellikle hmm. artık bunu konunun uzmanı oldun. Birazcık YouTube üzerinde özellikle oyun yayın şey yayıncılık yapacak arkadaşlara biz kendi edindiğimiz bilgileri hmm. evet. aktaralım. Çünkü YouTube biliyorsun bir de canlı yayın olayını herkes açtı. Eskiden böyle değildi. Evet. Ee, canlı yayın ayrı bir şey. Bir de senin Yo, yüklediğim bizim gibi video yayınlamak. Evet. Ayrı bir şey. Ee, bir de işte şu var sonuçta bunlar hangi ülkenin kanunlarına göre seçiliyor? Amerikan hükümeti, Amerikanın kanunlarına göre. Çünkü evet. bunlar Amerikan firmaları. Oradaki e, telif hakkı yasaları dikte ediliyor onlara. YouTube bunu en sert uygulayan kanal. Çünkü yani haddi hesabı yok biliyorsun. En evet. çok video buraya yükleniyor. En çok belayı da aslında YouTube kendi üzerine çekmiş oluyor. Burada YouTube aracı. Evet. Ee, bir şey Sen bir suç işlersen YouTube üzerinde cezası önce YouTube'a geliyor. Yani seni bulamaz. Seni bulamazsa, seni bulamazsa, bulamazsa onu buluyor. Evet. evet. Şimdi peki, ben sana bir şey sorayım. Evet. Şimdi ben e, caddede gezen kedilerin köpeklerin videosunu çektim. Bunda bir şey yok. Yok. Ama üzerine de işte Metallica'nın filanca şarkısını müzik diye Aynı koydum YouTube'a yükledim. Evet. Ne oluyor? Abi öncelikle e, YouTube'un kendi otomatik sistemi var. Bir algoritması var ve bu çok böyle hani akıllı makıllı da bir şey değil aslında. E, onu e, buluyor. Diyor ki ya şu e, content ID denen bir uyarı görüyorsun. Aynı bu Shazam falan gibi He. müziği tanıma programları Sistem var örnek. ya o evet. sistemi kullanıyor. Evet. Yani o, aynı, aynı teknolojiyi mantık. kullanıyor. Hı -hı. O şarkıyı tak diye yakalıyor. Yakalıyor ve sana diyor ki ya bu bunların işte bu filanca kişinin telif hakkıdır. Bu sen bunu kullan, ne iş diyor. Evet. Küt diye bir kapanma falan yok. ...sen bunu panelinde görüyorsun uyarı diye. Diyorsun ki itiraz et seçeneği var. İşte ben bunun hakkına sahibim. Ben bunun iznine sahibim. Ya da işte bu Fair Use'dur. Kendine açıklama imkanı sunuyor sana evet. YouTube. Fakat YouTube yine aracı. Yani sen aslında derdini YouTube'a anlatmıyorsun. Orada şeyi gösteriyor. O telif hakkının sahibi kim? Kim claim etmiş o videoyu? Fesaire hepsini gösteriyor. Onlara itiraz ediyorsun. Olursa mesele yok kalkıyor. Olmazsa adam reddediyor. O şey orada devam etmeye kalmaya devam ediyor. Ve bunlar hani belli bir liste uzarsa artık kanalından YouTube bazı şeyleri kesmeye başlıyor. Evet. Burada iki ayırmamız lazım. Şimdi bir senin mesela ki Levent Pekcan olarak yüklediğim video var. Bir de Tekno Seyir olarak yüklediğim evet. video var. Onu, o çok önemli bir fark. Çok önemli bir fark. Şimdi senin e, Tekno Seyir olarak mesela iş ortağı haline geldiysen YouTube'un burada kurallar süper katılaşıyor. O noktaya evet. geliyor ki YouTube senden şunu rastgele olarak isteyebiliyor. Diyor ki bak ben bu videonu gördüm senin. Hadi bakalım göster. Nerede senin buradaki kullandığın müziğin telif hakkı? Müzik senin olabilir. Sen evinde yapmışındır. Parayla satın alabilmiş ol, O da olabilir. Parayla almışındır. Ama YouTube onu senden isteyebiliyor. Ispatını Her an isteyebilir. Istiyor. Yani sen bir arkadaşına müzik yaptırdın. Ondan bile senin bir e, imzalı Yazı bir şey alman, alman lazım. Çünkü <laughs> YouTube onu PDF olarak veriyorsun. Evet. Bir sorun çıkmıyor. Evet. Bütün bu hesap işleri de 24 saat içinde genelde eee halloluyor YouTube'la. Şimdi ama şöyle bir fark var değil mi? Şimdi biz Tekno seyirin evet. en en kötü videosu 2000'in üzerinde izleniyor. Doğru. Ki en kötü sahne hani o rezil bir oldu, battı dediğimiz <laughs> video. Evet. Şimdi Tekno seyir olarak biz işte Metallica'nın filanca şarkısını koyarsak anında en sayınıyoruz. Yani bir günde, bir günü bulmadan uyarı Bulmaz. geliyor ama şimdi kimi şey diyebilir. Ben kendi videomda kullandım, bir şey olmadı. Ama fark şu hani o video 50 izlenmiş. Hı hı. Galiba bir önce yani server tarıyor ya. E, doğru. Bir önceliği var galiba. E, anladığımız kadarıyla öyle. Bunun hani şeyde ben öyle bir yazı bulamadım. Ya önce şunu tararız, bunu evet. tararız yok ama hissettiğimiz ve gözümüzle gördüğümüz pratik bu şekilde evet. olduğunu söylüyor. Peki o zaman müzik konusunda bir kere şunu söyleyelim mi? Hani ticari işte filancanın işte ne bileyim e, Jennifer de... Lopez'in filanca şarkısı sakın Ama ne? Çünkü onun hani telifini ve aldım ben anlaşmadım deme <laughs> şansın yok. Çözüm ne? Telifsiz müzikler var. Telifsiz müzikler YouTube var. kendisi müzik YouTube veriyor. YouTube kendi müzik veriyor. Ee, bir de araştıracaklar. Doğru. Telif hakkı olmayan serbest müzikler var. Süper söylen. Şimdi abi orada ben birkaç şey belirteyim. Şimdi topluluk hakları ihlali diye bir şey var. Bu evet. genel kurallar. Mesela atıyorum sen burada porno içerik yayınlayamazsın. Bu genel evet. kural. Bundan bahsetmiyoruz. Onda hiç şansın yok. Açık olan şeylerden bahsetmiyoruz. Buradaki olay birisinin eserini kullanman. Bu müzik olur, film olur, ee, küçük bir klip olur. Evet. Ne olursa evet. olur. En tehlikelisi müzik en çok oradan enseleniyorsun evet. ve bizim pratiğimiz şunu gösterdi. Müzik hakları sen itiraz etsen bile adamlar kabul etmiyorlar. Yani öyle, öyle öyle. Ve öyle. burada iki şey var. Şimdi birisi content ID. Seni yakalıyor. Diyor ki ya bunu bir açıkla bakalım sen burada bir işler çevirmişsin. Diyorsun ki ben böyle böyle anlattım ya da tabii, kaldırıyorsun. yayın Sen kaldırıyorsun. Daha kötüsü var abi. Yayın sahibinin kendisi geliyor. Diyor ki bu adam benim müziğimi çaldı. Evet. Burada artık strike denen şey devreye giriyor. Senin 3 tane hakkın var Levent abi. 3 evet. tane hakkını kullanırsan, 3 canın var. 3'ünü <laughs> kullanırsan kanalın kapanıyor. 6 ay içinde. Evet 6 ay içinde 3 kere. 6 ay içinde bir daha suç işlemezsen o siliniyor. Bir zaten. can geri geliyor. Bir can geri geliyor. Evet. Evet. <gülüyor> Content <gülüyor> ID uyarısı böyle değil. O daha bir şey. Daha yumuşak için. Evet. Evet. E, i̇htar. i̇htar diye düşünelim. Ama öteki e, strike dediğimiz olay Tabii. çok bela bir şey. Çünkü geldiği anda bir defa senin bir sürü hakkını elinden alıyor. Canlı yayın hakkını elinden alabilir. Bunun bir de ben şeyini görmedim. YouTube'da zaten açık konuşmuyor. Yani şunlar şunlar kısıtlanır demiyor. Evet. Haklarınız diyor. Evet. İşte canlı yayın gidebilir. 15 dakikadan uzun süre video ilk ekleme hakkın gidebilir. Annotation gider. Senin videona YouTube reklam koyabiliyor. Evet, o da var. Ee, daha ya da şöyle evet. diyelim. Hani oradaki reklam kazancın Çal, bana gidiyor e, çaldığın eserin sahibine gidiyor. Sahibine Bak gidiyor. bu iyi. Evet. Bu Content ID'de başına gelen bu. Adam şey de diyebilir. Bu adam benim videomu yayınlamasın da diyebilir ya da der ki benim bana parası bana gelsin de evet. diyebilir. Evet. O artık onun insafına evet. kalmış bir durum. Sen onun e, insafına kalmışsındasın. Evet. Burada kötü olan şeyler işte dediğim gibi o strike'ı yemen çünkü iki tane daha yedin mi kanalın gidiyor. Evet. Ve kanalı geri alamadığın gibi hepsi de siliniyor. bütün evet. video. İstersen 10 bin video evet. yükle. Bir de kötü olan ne? Özelliklerini kaybetmen. Sen Hayatın canlı yayına bağlı diyelim burada e gitti hakkını geriinde hiçbir işine yaramıyor ki kanal artık tabii ki, tabii ki. O yüzden dikkat tabii edeceksin. Ki. Şunu söyleyelim bu arada, Hı -hı. bu söylediklerimizin hepsi video için de geçerli ama müzikte şu anda tam bir cehennem oluştu. O yüzden biz özellikle müzik söyledik. Tabii tabi. Ee, oyun videosu yapacak Oo, arkadaşlar. Oyunların müziklerini kapatmaları lazım. Şimdi evet, saçma uzak. geliyor, biliyorum saçma olduğunu falan ama şimdi şöyle orada da şöyle bir lisans sorunu var. Şimdi elektronik as gidiyor. İşte Linkin Park'la anlaşıyor Doğru. falan Honor'ın müziği için. Evet. Fakat o müziğin oyunda kullanılması için anlaşmış. Sen o oyunun videosunu çekerken burada oyun, oyun duruyor böyle anamlısı evet. müziği çalıyor. İşte o arama motoru hemen yakalıyor onu. Aa Linkin Park'ın filanca şarkısı. Ve diyor ki sonra da elektronik hasta ya da işte Linkin Park mesela diyor ki hani elektronik hassa ya ben diyor sana oyunda kullanasın diye verdim. Adam diyor YouTube'dan müziğimi yayınlıyor benim. Doğru. Hani bunu böyle demiyor da demiyor. anlatmaya çalışıyorum. Oyun ve kaldıramıyorsun. Hmm. Biliyorsun biz e, aynı bu olay oldu. Euro Metroponer'daki, Eurotrack'taki oyun müziği yüzünden. Eurotrack'taki biraz daha farklıydı onu da anlatacağım. E, copyright yedik şeyine. uyarısı yiyorsun. Bunun çözümü şu arkadaşlar. oyunun Oyun videosu yapan arkadaşlar müziği kapayacak. Doğru. Ha kimi arkadaş da tabii şu hata yapıyor. Müziği kapıyor, müzik setini açıyor. Koyuyor oradan Megadeth'in en son albümünü. O daha büyük hata. Hı hı. Çünkü oradan kesin yersin bu sefer. Doğru. Daha büyük Doğru. şey, ihtar yiyorsun. E, Euro Truck Simulator'da da bizim tırın şeyi vardı. Radyosu. İnternet radyosunu açtık. Evet açık kaldı. O, oradan hiç tanımadığımız etmediğimiz bir grup oradan çat diye geldi. Evet. İtiraz ettik kabul etmediler videoyu kaldırdım şey değildi. O Allah'tan oynanış videosu diye ayrı bir videoydu. O. Hani evet. inceleme videosundan değil. Evet. Ayrı oynanışını çekmişiz. Onu evet. kaldırdım mecburen. Peki kaldırmak Heh. şey mi? Hani e... abi onun kesin bir çözüm olmadığını söyleyebilirim. Ee, i̇htar zaten direkt ihtarda ihtar aldıysan. uçak üç hak dedim ya. İhtar hesaba yazıyor. Hesa videoyu o kaldırıyor zaten. Artı kaldırsan zaten kaldırsan da şeydir o yazılmış tabi Tabii yazıldı. Sen kaba ama o strike dediğim ihtarı yediysen videonun zaten kalktı, YouTube kaldırdı. Content ID'yi yersen o video can yayında kalmaya devam ediyor. Bir yaptırım oluyor arka planda genelde. Evet mesela çok fazla, ha bak şu çok önemli. Şunu kesin olarak söyleyeyim. 15 tane content ID uyarısı aldın sen. Hiçbirine cevap vermezsen kesinlikle kanalının bazı özelliklerini kaybediyorsun. Cevap evet. vermek çok önemli. Evet. Bizim Haklıysan deneyim... eğer, Doğru. şeyi de söyle. Hem haksızsın hem itiraz ediyorsun. O, <laughs> o zaman çok kötü bir şekilde intikamlarını alıyorlar. Hani şunu hemen söyleyeyim. YouTube öyle bir sağlama almış ki kendini. Tabii. E, ben diyor hiçbir şeyden sorumlu değilim. Her an her şeyi yaparım. Senin evet. kalanını kapatırım. Onu yaparım, bunu yaparım. Ona göre diyor. E, orada senin dediğin önemli. Ama hiç öyle kalsın dediğin zaman da haklarını kaybediyorsun. Bir şey yapmak zorundasın. Evet. Hani orada itiraz edin. E, bu %90 itirazda hani e, şeylerse, Fair Use'a giriyor, miriyor diye bir şey yaparsan, pek itiraz etmiyorlar çünkü sistem otomatik adam her zaman seni suçlu görmüyor o çünkü o seni yakalamak için yani ayarlanmış seni, bir program e, seni insan değil makine yakalıyor makine yakalıyor sen derdini insan anlatıyorsun Heh, sen itiraz ettin mi bir insan bakıyor evet ve, ve onun, o zaman bazen senin diyeceğin gibi herhalde şey diyor ya tamam bunda bir evet, şey yok diyor çoğu zaman böyle kurtarıyorsun yüzde doksan Video ile ilgili bir şey varsa kurtarıyorsun. Çünkü videonun nasıl kullan Adamın videosunu filmini çal oynat o, o değil. Ondan bahsetmiyorum. Evet. Biz burada konuşurken şurada bir film oynuyor. Ne diyorsun? Şunu test ediyorsun grafik gücünü. Yakalıyor bunu buradan yakalıyor. Adama anlatıyorsun ki kardeşim bu böyle işte biz Tabii. inceleme yapıyoruz. Şunun, şu aleti inceliyoruz. Kabul ediliyor. Kim etmiyor? Nintendo etmiyor. Açıkladı zaten. Adam bir de para istiyor üstüne. Nintendo... Konami, Konami etmiyor. En bu büyük Japon firmalarında bunlar. sıkıntı var. Ha. Bu arada şunu söyleyelim. Sistem çok iyi çalışıyor. Dolayısıyla mesela biz şu anda televizyon incelemelerinde zorlanıyoruz. Çünkü National Geography'i açıyorsun, Discovery Channel'ı açıyorsun. Orada, o, o da şeye giriyor. Tabii, tabii. Content Adam o da yakalıyor diye yine. Geliyor. Flash TV yi açacağız illa evet. yani O da <laughs> HD yayın yapmıyor. Ee, şimdi bu ses konusunda dediğim gibi şöyle özetleyeyim. Işte. Lisanslı müzikten kaçacaksın. Oyunların müziğini kapatacaksın, risk almamak için. Doğru. Bir sorun olmayabilir. Ama senin keyfine kalmış. Riski alacak mısın, almayacak mısın? Çünkü şöyle bir durum var. Bir video yapıyorsun, 200 bin izleniyor. Sonra onu kaldırmak koyuyor adama. Doğru. Hani 5 bin izleneni tamam. Doğru. Silerim baş, bir daha yüklerim ama. Doğru. Bir şey daha var. Şimdi orada o şeyi itiraz ettin. İtiraz kabul görmedi. Yeniden etkinleştiriliyor. Yani bizim deneyimlerimize göre o videoyu silersen, hani bir şey olmuyor. Evet. Ama çok fazla olmasın. Mesela bizim başımıza en büyük dert nereden açıldı? 2012'nin oyunlarına bakıyoruz videosu. 10 tane oyun incelemişiz. Şurada 10 tanesinin görüntüsü geçmiş ya da montajda. Aha. 10 firmadan ayrı geliyor content ID uyarısı ve 5 ay sonra da gelebiliyor. 6 evet. ay sonra da gelebiliyor. Sürekli geliyor. Biz evet. o yüzden bir şey hat, e, izleyecekler hatırlayacaktır. Video yerine resim koymaya başladık. Evet hiç koymayan. olmuyor ama evet. mecburen. Şimdi bu o zaman müzik konusundan görüntü konusuna geçelim. Hı hı. Şimdi jazz 2013-2014 videosu yapıyorum İşte E3 2014 videosu yapacağım. E, oyunlar duyuruluyor. Bu firmaları kendisi Activision, Electronic Arts, Microsoft Doğru. video yayınlıyor. Doğru. Ben onları kullanıyorum. Hani tamamını da göstermiyorum. Yok klip gösteririz. Ama ona da geliyor şey geliyor. ihtar. Şimdi buradaki sorun şu. İhtar gelsin sorun değil. İtiraz ettin de dedim ya %90 zaten haklı bulunuyorsun. Sen Levent Pekcan olarak ihtarı alırsan. Onun işte 30 gün gibi bulan bir süresi var. Onların cevap verme süresi. E, o Hiçbir şey olmuyor yine videonun yayında. Ama evet. sen kanalı monetize ettin diyelim. Yani para, para kazanma. kazanmaya başladın. Beni i̇şte de koydun? 30 gün bekleyeceksin ki. Ee, o cevap gelsin ondan sonra etkinleştiriliyor para kazanma olayı. Eserim, e olan oldu. Olan oldu. Ba bayatladı video. Bayatladı. Aynen öyle. Oradaki şeylerin hepsini kaybediyorsun. Ya bu bunun pek çözümü yok çünkü oyunun videosu yayınlanmış. Çözüm şöyle. Yani benim günahım yok ama. Çözüm şöyle. Zaten dedim gibi itiraz etsem bile kabul. Buradaki problem şu. Önleyici sistem diye bir şey yok YouTube'da. Yani sen benim kanalımı ben videoyu yayınlarken tara ya da bana de ki bak kanalını tarayayım mı? Bir şey yaptın mı? Diye yayınlamadan önce evet. benim videomda bir sorun olup olmadığını araştırıp bana söylese Tabii. yayına çıkmadan tedbir alacağım ben. Tabii. Belki sileceğim. Tabii. Yani biz profesyoneller için şöyle bir hizmet olsa ben videoyu yayınlayıp yükleyeyim. iki gün sonra yani şey olsun ben razıyım beklemeye ama o iki günde tarasın. Hı hı. Yok öyle bir şey. Bir ihlal varsa haber versin. Her şey yayınlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Evet. Sen hani belgeni sunuyorsun adamı, diyorsun ki ben de bunun yasal hakkına sahibim. Bizim mesela bak nerede başımıza geldi? Bizim bir tane Sony videomuz var, şu Action Cam. Tamam. Özkanlar uğraştı, onun bütün prodüksiyonu %100 bize ait. Sesi de telifini ödeyip aldılar, hem de şey hakkını aldılar, yani genel yayın hakkını aldılar. YouTube dedi ki bunu bana ispat et, senin olduğunu, hadi bakalım. PDF yolladık. Müzik evet. mi? Evet, müzik. Tamam. Sadece müzikten takıldı yine. Daha doğrusu şöyle, bu videonun hakları diye genel bir şey söylemişler ama biz müzik olduğunu anladığımız için evet. müziği yolladık kabul edildi ama ben o, o benim için hani böyle benim yüksek hit beklediğim, yüksek para beklediğim bir şey de oldu. Milyonluk izleyecek, izlenecek bir şeydi belki. Değil ama neyse. O esnada o cevap gelene kadar kanalını paraya monetize edemiyorsun. Peki Murat bu yazışmalar İngilizce. Hepsi İngilizce bak. Arayüzün Türkçe olması önemli değil. Bu yazışmalar çünkü YouTube'un kendisiyle yapılıyor. Yani Türkiye ofisiyle YouTube falan değil. Aracılığıyla adama yapıyorsun. Yani evet. adam Japon da olabilir. Yani dolayısıyla bu işe soyunacak arkadaşlar ya kendileri İngilizcelerini keskinleştirecek evet. ya da bir arkadaş Doğru. belki ya da işte parayla tercüman desteği alacaklar. Bu işler İngilizce oluyor. Kesinlikle bir de şunu söyleyeyim hani nasıl kurtuluruz yolu mesela burada videoyu biz yayınlıyoruz ya üstüne de evet. yorum yapıyoruz. Yine %90 bunun itirazı da kabul ediliyor üstünde yorum olsun yeter ki. Şu doğrudan yapıştırırsan klibi montajda evet. işte o, o bir sorun müziği dinletmiş olma, filmi göstermiş olma. Evet. Üzerine konuş ki boz. Evet. Ya adam şey demesin, benim filmimi oynatıyorlar diyemesin. Şimdi sana çok önemli bir şey ama söyleyeceğim. Ama o zaman da işte... <laughs> ya monetize etmediysen yani para kazanmıyorsan kanalından sorun değil ama... kanal o içeriğin para kazanmasına fren konduğu anda 30 gün zarardasın işte. Evet, evet. Ee, şimdi orada önemli bir saatli bomba var Levent abi. Şimdi bu para kazanma olayı deyip duruyorum ya. Birçok kişi bunu öğrenecek nasıl olduğunu. Çünkü çok kolay partner olmak. Evet. Ee, i̇steyecekler. Hani çok büyük gelirleri yok ama getirisi yok ama bir getiridir. Birçok kişiyi de belki tatmin bile edebilir. Hani 10 bin ile videoların varsa 10 bin izlenme. Bence kanalı iş ortağı yap bir şeyler gelir. Tamam. Sorun şu. Buna karar verdin. O güne kadar da bin tane video yüklemişsin. Ve o güne kadar da dikkat etmemişsin. Hatta şuna şöyle yaptığında bak daha da iyimser bir tablo. Jamendo gibi kaynaklardan, Ribostock değil de Jamendo gibi kaynaklardan bedava olduğunu söyleyen müzikler almışsın, evet. güzel, onları da kullanmışsın. Öyle metalika falan değil. Kanalını monetize ettiğin zaman yani iş ortağı olduğundan da artık ticari ilişki başladı ya. Oradan Jamendo gibi kanallardan bile aldığın müziklerin içinde lisansına bakarsan ticari kullanımı yasaktır ibaresi evet. olabilir. Çok güzel bir şey söyledin. Ee, i̇nternete konulmuş hani kullanın denmiş müzik. Böyle bir şey olabilir. Ee, ek bir madde olabilir. İstisna evet. olabilir. Araştırmaları var. gerekiyor. Cemendonun Endo'nun sitesinde hepsinde var. Bütün müzik kaynaklarında onun lisansı var. Commercial use var mı yok mu bu çok evet. önemli. Evet. Varsa ne olacak? Evet. Şimdi adam diyor ki bazıları benim sadece ismimi koyun. Yeter, kullanın. Diyor. Kredi Sistem verin link, bana. Sisteme Sistem link koyun ver. diyor. Kabul evet. ediyorum ne yaparsan yap diyor. Evet. Ama bazıları da yok diyor. Kardeşim ticari kullanamazsın yolu da yok. Alamıyorsun adamdan lisansını. Evet. Ne olur? senin kullandığın geriye dönük. Şimdi sen bütün kanalı işi orta haline getirince bütün hepsini paraya çeviriyorsun evet. ya. Geriye dönük o videolar senin başına teker teker patlamaya başlıyor. Helal diyor. Sahibi, stratejini... Evet sahibi gelirse, gelirse en kötüsü bu sahibi derse ki bak bu adam benim izinsiz çaldı. kullanıyor çaldı. Ee, üç tane Diyorum bak üç tane de kanalın kapanıyor. Üç bin videon diyor. var. Bin videon var. Üç tanesinden oldu Kesin mu gittin. 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 Ne yapacaksın? Tek tek yani yapacak bir şey yok. Tek tek videoların hepsini kontrol edeceksin. Evet. Hangi müzikleri kullandın bulacaksın. Evet. Ticari lisansı var mı? Evet. Ola ki patladın. Tamam. Ne yaptık? Teslim mi oluyoruz? Hiç mi çaresi yok? Hayır. Şöyle diyeyim tek yolu var. Müzik sahibine ulaşıyorsun. Onun zaten orada iletişim bilgileri çıkıyor. Evet. Diyorsun ki kardeşim ben de anlaşalım. Ya adama paramı teklif edeceksin ya da derdini mi anlatacaksın? Ne yapacaksın? O retract ediyor, geri çekiyor. Tamam. İnsaf edersen. İnsaf edersen Ya da anlaşırsan. Kalkıyor. Anlaşırsan duygusal doğru. Duygusal yönlerden <laughs> tatmin <edersen. gülüyor> Anlaşırsan <gülüyor> sorun yok ama YouTube'un falan yapacak evet. hiçbir şey yok. Ama şimdi burada hani commercial yani ticari kullanımda da şu var değil mi? Şimdi mesela hani kimi adam müziğini koyuyor? Şimdi i̇şte diyor ki hani kullanın. Hı -hı. O şeyi kastediyor değil mi? Ben şimdi mesela işte bizim çocuk bahçede oynarken videosunu çeksem, üzerine de o adamın müziğini koysam, kişisel kanalıma koysam itiraz etmeyecek. Hı -hı. Ama teknoseyir ya o, o videonun üzerine banner koysam bir de ya da işte olarak yayınlamaya kalksam o zaman ya ne yaptın diyor. Ben evet. müziğimi hayır olsun diye verdim. Doğru. Sen he orada para bile orada bile bu. şu var Levent abi itiraz ederken mesela eğitim içeriğine ayrı bir önem veriliyor. Yani evet. eğitim içeriği olduğunu kanıtlarsan dersen ki ben kamuya faydalı iş yapıyordum. Bu biraz hani Fair yaklaştığı için bir şansın artıyor. Fakat buradaki ticari olay şu. Sen kanalını monetize ettiğin anda eğitim kanalı bile olsa sen artık ticari iş yapıyorsun. Evet. O, onu, o, o bitti. Senin yanda, içeriğinden bağımsız bir şey Evet sana öfkeyle bakmaya başlıyor adam. Evet. İçerinde kullandıysan. Ticari kullanım da öyle. Yani sen istediğin kadar evet. ben eğitim içeriği yapmak istiyorum de sadece YouTube'dan iş ortağı olman senin bütün kanalının artık ticari olduğu anlamına geliyor. İstersen bir kuruş kazan. Hiç problem evet, değil. Evet. Adamın e, haberi olması dediğim gibi en kötü senaryo. Bir de Fair Use ile ilgili bir yanlış anlaşılma var. Onu da söyleyeyim. E, fair Use'un ne olduğunu yani adil kullanımın ne olduğuna biz karar vermiyoruz. Evet YouTube özellikle belirtiyor. Diyor ki bir Fair Use iddian varsa mahkemeye gideceksin. Evet. Hakim sana evet bu gerçekten adil kullanımdır diye verecek kararı o zaman Fair Use. Evet. Yani sen onu kafadan öyle varsayamıyorsun. Fair Use adil kullanımda da şöyle bir şey var. Bunun yazılı kuralları, kanunları Belli. yok. Ha, şöyle. Yani çok az maddeler var ama evet. genelde kararı verecek kişinin evrensel yok. Evet, e, keyfine yani adam karar veriyor hakikaten. Kendisi yorumluyor bunu. E, şey yok senin dediğin gibi. Ya yani mesela kimi arkadaşlar şeye çok güveniyor şey. 15 saniyenin altıysa tamam, 5 saniyenin altıysa Yok 6 yok ise, Yani o dediğim gibi mahkemeye gittiğinde kazanacağının garantisi yok. yok. Araymış, evet, garantisi yok. Zaten YouTube herhalde Amerikan mahkemelerini herhalde öyle ]tir. dikkate alıyordur. Biz Amerika'dan ne mahkemeye gideceğiz Hı -hı. ve ne dava kazanacağız? Peki Murat şimdi görüntü ses konusunu zaten çok önemli dedik. Müzik konusundan bahsettik. Sesten hiç kaçışları yok. Evet. Müzikte YouTube'un müziklerini kullan. Evet. Ya da işte hakikaten şey var. Bu arada hani karalar bağlamasın kimse. Müzisyenler var. Adam binlerce müzik yapmış. Bu asansör müziği denen hmm. türde müzikler aslında şey değil çok değil ama adam hakikaten şey diyor benim diyor siteme link verin ticariyi de kullanabilirsiniz o da var diyor. diyor ama diyor benim diyor tek istediğim siteme diyor benim iş işte adım şudur siteme diyor link koyun diyor kimi diyor ki annotation olarak verin kimi Heh. diyor ki açıklamaya yazın yazın diyor bunu araştırırsınlar bunlar var var yani çözümler var, var. artı ucuz paraya alınabilecek müzikler Jemendo, var. Hemen de örnek evet. 30 40 dolara alırsın. Evet. Oradan gidiyorsun. Müzisyenler eserlerini koymuşlar. Uygun bir fiyat. Evet. Alabiliyorsun. Hı -hı. Ee, hatta onlarda mesela işte satın alırsan genelde linkming link şeyi de istemiyor. Al diyor, kullan diyor. Ödedin artık. diyor parasını. Hakkı senin. Al diyor. Ee, görüntüde yine başkasının görüntüsünü işte kesip falan ben belgesel yaptım, ettim. Hepsi risk. Telev filmden bir şeyler kesmek, Film çok evet. televizyondan bir şeyler kesmek yani kastettiğim dizimizi gibi şeyler kesinlikle risk. Peki sana bir de şunu sorayım. Oray. Ben çok uyanığım tam şark kurnazıyım. Hı -hı. Millet böyle videoları yapıp yapıp yayınlıyor ya ben hepsini indiriyorum. Kendime açtım oraya yüklüyorum bir daha. Hı -hı. En akıllısı benim bu evet. alemin. Ne oluyor? Şöyle, ne kadar bu operasyonum sürer benim? Şöyle abi, e, onu yakalıyoruz biz tabii ki. E, şikayet mekanizması YouTube'un o konuda iyi çalışıyor. Diyor ki bana orijinalini göster diyor, gösteriyorsun. Kopyalayanı göster diyor, gösteriyorsun. İşte şikayet edenin adını, soyadını evet. giriyorsun, basıyorsun. 24 saat dolmadan o video gidiyor. Şimdi hep biz dedim ya, hep biz suçlanan tarafta olmayalım. Biraz da biz de içerik üretiyoruz. Biraz da biz e, millete evet. şey izleki yolluyoruz. <laughs> Bir de bu suçun devamı halinde yani sürekli yollamaya başlarsan zaten YouTube kendisi kanalı kapatıyor en sonunda. Ya yani adam şimdi öyle adam var ki şimdi demin ben işte biraz karikatürize etmeye çalıştım ama bu olay gerçek. Adam bizim 100 tane videomuzu download edip Kesin kendi kanalından yani. TeknoSel videolarını upload etmiş. Bir de isim koymuş Tekno işte bilmem ne diye. Ne bu? Yani benim de bir hakkım olması lazım bu durumda. Evet, YouTube senin 24 saat içinde ya kanalı kapatarak ya içeriği indirerek bir cevabı var onun da. Anladım. 5 dakikanı almıyor şikayet. Ee, bu da yayıncının hakkı, bunu da bahsetmiş olalım. Yayıncının İllaki hakkı. İlla yani yayıncı her zaman boynu bükük, büyük, stüdyolar her zaman e, kartal gibi üstümüzde değil. Değil. Biz de, bizim de kendi içeriğimiz çalınınca. Doğru. Son konu canlı yayın. Nasıl ee... oluyor? Canlı yayındasın, bu Content ID işleri nasıl ilerliyor ya da Strike olayları nasıl ilerliyor? Evet. Abi adamların bu... E, ...algoritması canlı yayın esnasında da çalışıyor. Canlı çalışıyor. Canlı çalışıyor ve senin içeriğini tarıyor. Ola ki Ben müziği açtım, açtım. burada. Evet. Ya Ona gerek yok. Telefonun çal canlı yayında. Müziği de koymuşsun sen işte. Ha, zil, zil, sesi zil sesi yapmışsın. O bile girer. O, onu da söyleyeyim. Uyarıyor. Diyor ki kes. Bunu kes. Kesmezsen canlı yayını kesiyor YouTube. Çat diye kesiyor. Sen kesmezsen, ha, müziği kesmezsen, müziği kesmezsen yayını kesiyor. Buradaki kötü şey şu, bu da ilkel bir yöntem aslında. Ya müzik benimse, ya telif hakkım varsa tabii YouTube ki, diyor ki tabii ben ki. önce keserim sen sonra verirsin diyor. Değil mi? Önce, Maalesef e, öyle. He, önce öldürürüm sonra sen derdini anlat. Canlı yayın yapanların çok dikkatli olması lazım. Çünkü yayını kesmek yani sonrasında yani hani şey değil. Milleti toplamışsın, toplamışsın. duyurmuşsun, buyurmuşsun. Kesildikten sonra iş işten geçti zaten. Evet. Onu da üç kere yapma hakkın var. Yine e, o hakkını kaybediyorsun. Yani bu şeyden ayrı. Normal yayından ayrı. Canlı yayının da üç tane canı var. Yaparsan yine altı ay gidiyor. Hakkını kaybediyorsun. Ya bir yandan da şunu hani artık toparlarken Murat, şunu her zaman düşünüyorum. Tamam, YouTube bizim gibi yayıncıları çok fazla sıkıyor. Son zamanlarda ay yuca evet. çıktı bu ama bir yandan da bakıyorsun YouTube'da şu anda ben Merak ettiğim birçok albümü, müzik albümünü bulabiliyorum. Herhalde işte dinlenmesi az olduğu için onlar kaçıyor. Olabilir. Ya da şöyle, şöyle de bir durum var. Hakkını arayanın takibini yapıyor YouTube. Doğru. Yani benim ben bir albüm çıkartmışım, YouTube'a yüklenmiş, edilmiş ama ben YouTube'a gidip de bir şeyler yap dememişim. Doğru. O zaman senin adına, senden bir talep yoksa avukatlık yapmıyor YouTube. Tabii sen şimdi serbest müzisyensin dediğin doğru. Ama sen mesela gidip bir yerle anlaştın. Dağıtımı hakkılarını birine verdin. O adam evet. on diyor ki bu Levent'in bu şarkısının content ailesi budur. Bundan sonra tarayınız. Evet. Gibi benim hayal portföyümde ]ydim. diyor. Evet. Peki bir de son olarak olacak herhalde şunu soracağım. YouTube YouTube diyoruz. Buraya logosunu bile koyduk ama şey çözüm mü? YouTube'dan başka bir yere git. Abi en büyük tedbirler YouTube'a ait ama şöyle Diğerlerinin daha gevşek olduğunu söyleyebilirim. V -v 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 bu altyapı yok çünkü. Altyapısı yok. E, onlar da şikayet üzerine kendileri siliyorlar, kaldırıyorlar ama evet. mekanizmalar bu kadar otomatik değil. Evet. Şimdi bunlar ileride şeyde sorun çıkacak. Zaten yaşanıyor biliyorsun adamın biri orada e, kendisini çıplak mı göstermişti Twitch'te. E, tatsızlıklar e, oldu. Öyle şeyler olmuştu. Bunlara alışık değiller. Onlar Bu altyapılar öyle ucuz hemen yarın kurulacak şeyler değil. Evet. Yarın öbür gün Twitch'te senin dediğin gibi adam arkada müziği açacak. Orada Battlefield 4 oynayacak. Şimdi burada ne olacak? Bu mekaniz bunlar onların başına artıyor. Twitch'in başına artacak. Hmm, da Mecburen <laughs> evet bu yöntemlerin benzerlerini uygulamak zorunda evet. kalacaklar. Bunları YouTube keyfinden yapmıyor çünkü. Ya yani şu şunu söylemek istiyorum. Bir yorumcu geçtiğimiz günlerde şey dedi. İşte bizlere dedi ki siz hatalısınız. YouTube'u kullanmayın. İşte izlesene komuk niye kullanmıyorsunuz? O YouTube'un alternatifi değil. olamadığı için kullanmıyoruz. Vimeo konusunda şunu söyleyeyim. Hani yayıncı arkadaşlar yayın yapmayı isteyen arkadaşlar. Vimeo oyun videosu istemiyor. Evet Yani yükleyebilirsin ama istemiyorum diyor. Yani şey koymamış hani oyun videosunu anlayıp da silmiyor falan ama oyun videosu istemiyoruz biz diyor. Doğru. o işe girmeyeceğiz diyor. Vimeo çöz o yüzden çözüm, çözüm değil. değil. Açıkçası hani yerli siteler falan da şu anda YouTube'un sunduğu araçları ve ortamı bana sunmuyor ki ben sunmuyor. onu kullanayım. Doğru. Yani o da o yüzden. Ha kullansan başına ağrımaz. Doğru. Ş şimdilik. Fakat Abi YouTube her şeyin içinde şu tablette çalışıyor, orada çalışıyor, burada Tabii çalışıyor. Tablet televizyonun içinde YouTube'un istemcisi yüklü geliyor. Yüklü o yüzden, geliyor. Artı senin kanalını tanıtma opsiyonları sunuyor. Viral opsiyonları var. Her Yani şey var. şöyle işte sen benim bir videomu izlerken öbür videomun Doğru. Benim, ya da sen başka bir teknoloji sitesini izlerken benim de videom gözüküyor. Doğru. Çok imkan var. Ee, bize sunduğu imkanlar, yayıncıya sunduğu imkanlar iyi. Ee, artı şunu da söyleyeyim. Sen bahsettin ya işte itiraz ediyorsun falan. O mekanizmalar da önemli. Tabii. Diğerlerinde... Adam dese ki faks hadi bakalım. Ha, <laughs> bu kadar kapsamlı mı? Yoksa diğerlerinin de yaklaşımı şey mi? Ben önce vurur öldürürüm sonra o kendini savunsun mu? Ben bu kadar ileri olduğunu zannetmiyorum. Evet. Biz o yüzden olayı YouTube genelinde aldık. Çünkü en çok bu kullanılıyor. Evet. Bunun da canlı yayını var. Evet. Benim de son olarak şunu tekrar edeyim. Kanalınızı iş ortağı haline getirmediğiniz sürece başınız çok çok fazla ağrımaz. Ağrımaz. Halledersiniz. Evet. Müzik kullanmayın. Aman sakın. Müziklere Müzik, dikkat. Müziklere dikkat. Geri kalanları halledersiniz. Ama yarın öbür gün kanalınız, videolarınız 10 bin izlenmeye başladığında doğal olarak iş ortağı olmak isterseniz... ...bütün yayınladığınız videoları gözden geçirin. Evet eskilerde evet. E şeyleri karıştırıyor. Eski hesapları Tabii karıştırıyor. Tabii icabında... Belli bir tarihten öncesini monetize etmeme şansın var. Ha, ya, ya da herhangi bir videoyu. Onlar benim gençlik günlerim evet. diyorsun Silmekte daha büyük garanti ama hani ticari hale getirmeyin. Onlar orada dursun. Fakat onlarda bile adam şikayet edebilir. Şikayet ederse en azından şu hakkın var. Ya ticari iş değildi de dersin. Heh. Oradan yırtabilirsin ha, belki. Anladım anladım. Göründüğünden çok daha karışıkmış. Öyle. Bir YouTube'a video yükledim, para kazandım. Değil iş. Bir gün para kazanmanın da şeylerini konuşuruz. Biz Bizden yani çok daha o konuda şey değiliz, değil mi? Henüz da... Biz bizi araştırma savasındayız. Evet, onu öğreniyoruz bizde. Evet. Ha, networkler bir... falan var. Evet, networkler var. Çok boyutlu bir şey orası. Onu da ayrıca konuşalım. Onu da ayrıca konuşuruz. Peki, peki. Başka bir teknoseyir videosunda görüşmek üzere.